Matematiğe aşık olduğum için öğrencilerimin de matematikle heyecanlanmalarına şahit olmak benim için çok eğlenceli bir şey. Önceleri öğrencilerimin matematiği hiç sevmiyorum dediklerini duyuyordum. Şimdi ise öğrenirken heyecanlanıyorlar. Heyecanlarının sebebi ise artık anlıyor olmaları. Müdürümle birlikte aynı gün radyoda Kaan Akademi hakkında bir konuşma dinledik. Videolar ve alıştırmalardan bahsediyorlardı. Kimiz de ne? Alıştırmalar mı? Yani Kaan'da alıştırma da mı var diye tepki verdik. Alıştırmaların gerçekten de var olduğunu gördüğümüzde daha yakından incelemeye karar verdik. Çünkü bu yenilik işimize yarayacak bir şey olabilirdi. Daha önce online eğitim veren ama çok da iyi çalışmayan başka bir program kullanmıştık. Khan Academy'yi kendim kullandığımda bunun çok daha iyi olduğunu gördüm. Öğrencilere çok şey katabilirdi. O anda öğrencilerin işini iyi yapan online bir platformdan gerçekten de bir şey öğrenebileceklerini anladım ve onlar adına çok heyecanlandım. Khan'ın çalışma şekli öğrencilerin alışkanlıklarını bile değiştirdi. Önceleri ödev zor gelirse olduğu gibi bırakıyorlardı. Bilmiyorum, anlamıyorum, yapamıyorum dediklerini sık sık duyuyordum. Kaan onlara durmamaları gerektiğini, eğer dururlarsa ilerleyemeyecekleri fikrini aşıladı. Artık pes etmemeleri gerektiğini biliyorlar ve pes etmeyerek kendi eğitimlerinin sorumluluğunu üstleniyorlar. Lise öğrencilerinin temellerinin iyi olduğunu söyleyemem. Çok büyük açıklar var. Özellikle negatif sayılar, kesirler ve ondalık sayılar konularında. 9. sınıfa geliyorlar ve konuyu daha önce duydukları için de bildiklerini düşünüyorlar. Khan Academy ise onlara problemi çözemedikleri için bu konuya tam olarak hakim olmadıklarını söylüyor. Gerçekle yüzleştikleri zaman bilmediklerini ve yeniden öğrenmeleri gerektiğini anlıyorlar. Gerçekten de öğreniyorlar. Belki de hayatlarında ilk defa. Her sene öğrencilerimize bir sınav uyguluyoruz. Okul başlamadan önce bir cebir sınavı yapıyoruz. Cebir derslerini daha önce aldıkları için ne kadar bildiklerini ölçmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki çok başarılı değiller. Geçtiğimiz 2 yılda ders yılı başında öğrencilerin başarı oranı %17 idi. Kısacası 2 yılda sınavdan aynı puan aldılar. Geçen seneki sınıfım Kaan kullanmadı ama bu seneki sınıfım kullandı. Aynı ders, aynı öğretmen. Her ne kadar iyi olsak da değişenin biz olmadığımızı söylemeye çalışıyorum. Durumu değiştiren şey Kaan'dı. Sınav sonuçlarında tesadüfi olamayacak bir yükseliş oldu. Geçen seneki ortalama %37 iken bu sene %72. Bazı öğrenciler hemen anlıyorlar. Yani bazılarının Khan Akademi'ye girip öğrenmeleri gerekenlerin yanında istedikleri şeyi istedikleri zaman öğrenebileceklerini keşfetmeleri çok uzun sürmedi. Düşünebiliyor musunuz? Daha şimdiden kalkülüsü öğrenmeye başlayan öğrencilerim var. İlgilerini çektiği için hemen geometriye dalanları da unutmamam lazım. Tabii ki hala öğrenmeleri gerekenlerle boğuşan öğrencilerim de var. Ama onların da gitgide güçlendiklerini ve öğrenimleriyle ilgili tercihler yapabildikleri için mutlu olduklarını görüyorum. İki farklı sınıfımız var. Sınıflarımızın birinde hiç bilgisayar yok. Diğeri ise haftada 2 ya da 3 kere sadece bilgisayarlarla çalışabildikleri bir bilgisayar laboratuvarına sahip. Benimleyken onlara problemleri anlatıyorum, onlar da çözüyorlar. Farklı olan benim sınıfımdaki öğrencilerin daha motive olmaları. Basit denklem çözümleri, ikinci dereceden denklemlerin çarpanlarına ayrılması ya da parabol grafiklerinin çizilmesi gibi konularda hemen yardım alabiliyorlar. Daha önce ödev yapmadıklarını düşünüyordum ama şimdi yapıyorlar. Çünkü görüyorum hem de Kaan ödevlerini. Kaan, öğrencilerin değiştirmeleri gereken alışkanlıklarından biri olan öğrenme alışkanlıklarını değiştiriyor. Bir şekilde sorumluluk almalarını sağlıyor ve kendi kendime kazanamayacağım bu savaşı kazanmama yardım ediyor. İşin içinde oldukları için biz öğretmenleri de daha çok zorluyorlar. Onları daha zor problemlere yönlendirmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Çünkü hem motiveler hem de hazırlar. İşte durum bu. Öğrencilerdeki en büyük değişim, öğrenmenin nasıl olduğu konusundaki fikirlerinin değişmesi oldu. Önceleri öğretmen bir şey anlattığında sihirli bir şekilde hemen her şeyi anlayacaklarına inanıyorlardı. Khan Academy bunu da değiştirdi. Öğrenciler bunun artık kendi işleri olduğunu bildikleri için sorumluluk alıyorlar. Bunu anladıkları için de öğrenme yolunda her türlü desteği almalarını sağlıyoruz.